Günaydın herkese, selamlar. Bugün içimden bir ses hazır olmadığımı söylüyor. Bilmiyorum. Uyanalı çok olmadı. Bir saati biraz geçti. Yine ideal espresso zamanındayım. Makine yaklaşık yarım saattir falan ısınıyor. 20 dakika, 25 dakikadır falan. Evet, hadi programımıza başlayalım. Bugünkü müzisyenimiz bizim bugün dinleyeceğimiz dinletilerden ne diyorum ya? Bak toparlayamıyorum. Hala bir sersemlik var üzerimde. Jacques Dutronc. Yanılmıyorsam Dutronc. Jacques Dutronc. Fumes du Best. Best'ten de anlayacağınız gibi bir Best of albümü. Sanırım 3 plaktan oluşuyor. Evet, öyle çılgın bir şey. Bu çok güzel bir şey. Göstergelerden bir tanesi benim müzik zevkimle alakalı. Çünkü Fransızca bilmiyorum. Yani 3-5 kelime haricinde Fransızca hiç bilmiyorum. Ve bu arkadaş aslında müziği bana çok hoşuma giderken bildiğim kadarıyla böyle esprili sözlere falan sahip birisi. Yani komedi dalında müzik yapıyor daha çok diye biliyorum. Yanılıyor olabilirim. Yani böyle Büyük Ev Ablukada gibi hani adamlar gibi bir müzik de yapıyor olabilir. Hani tam bilmiyorum. Gerçekten çok da araştırmadım. Sadece müziği çok hoşuma gidiyor. Çok uzun süre dinlediğim bir abi. Daha çok işte babam jenerasyonu falan biliyor bildiğim kadarıyla. Ya benim çocukluğum hep şeyde geçti. San Jose'te geçti. Ve yani bütün hafta sonlarım falan San Jose'te geçmiştir. Bundan dolayı da bu Fransız kültürüne falan çok aşinayım ama bir taraftan da yani hiç okumadım, etmedim. Fransa'ya gittim 2 gün falan. Fransa'ya gittim hayatımda. 2 gün oradaydım. 3 gün ya da. 2 gündü sanırım. Her neyse, o da ortaokul zamanıydı. Evet, Jacques Dutronc. Hadi bakalım. Dutronc. Dutronc. C'est la vie. Et moi. Avec ma voiture et mon chien, son caradigou, quand il la voit, j'y pense et puis je le dis. C'est la vie. 300 ou 400 millions de noirs. Et moi. Toi. Bir şey duyuyorum da ardından dipten. Onun önüne geçmeye çalışıyorum. Enteresan bir şey ya. Niye böyle oluyor? Evet, duyuyorum. Onu başka bir gün çözeceğim. Şu an dinleyebiliriz ama. Daha yükseğe çıkamıyorum. Böyle bir garip bir şey oluyor. Tam ben de bilmiyorum neden olduğunu. Bunu niye buraya koydum bilmiyorum. Sabah sersemlikleri. Madem San Josef'ten başladım. Bugün de birazcık nostalji köşesi olsun bari ya. Nostalji niye seviyorum? Hepiniz benim kadar seviyor musunuz bilmiyorum. Böyle çocukluğum çok mutlu, harika, mükemmel, problemsiz falan geçti diyemem. Bir sürü travmalarla yaşadım. Çoğu insanda olduğu gibi. Hani öyle bir şey yok. Öyle bir sorunum yok. Emma. Birazcık kısacağım çünkü hem çok bağırıyorum hem de hala duyabiliyorum o bası. Böyle diye giden bir şey var arkadan. Bir vapur var. Vapur gemisi. Orada ne var ya?
Böyle gizlenmiş bir şey var ya. Ne gizlemiş sonra acaba? Neyse artık. Sonra bakacağım. Nesin sen arkada? Aynadan görüyorum ama neyse. Bu değil. Bu da değil. Hadi bu ya, Black Onyx'in hiçbir yerini, hiçbir şey yerini tutmuyor ya. Çok çok güzel gerçekten. Bayılıyorum. Evet, her şeyim yolunda değil mi? Her şeyim yolunda, evet. Çiviriva. Bugün böyle birazcık şeyim, sersemlik var. Kahve içince toparlarım. Yanlış bilmiyorsam Jacques Dutronc François Hardy ile evliydi. Evli ya da öldüler. Hiç fikrim yok. Anko. Tüm 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 tüm. Atıyorum tabii ki. Hızlı gidiyor. Evet, 25 saniye 35 gram. Bu bana umut veriyor. Bu beni mutlu ediyor. Ah.
Çok güzel. Bak iyi çıkmadı. Böyle bir bozuk. Yani çok hızlı yaptığımda bunu, böyle çok beklemeyince yaptığımda parçalanıyor. Bak. Bu kadar hızlı yapmadan, yani biraz beklersem o sorunu yaşamıyorum. Acaba diyorum ki kendime, şu an yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım? Çünkü bundan bir dakika sonra bu park sapasağlam çıkacaktı. Hiçbir sorun yaşamadan. Onu da bilmiyorum. O da öğrenmem gereken şeylerden biri zamanla. Ama tad olarak çok bir sorun yaşamıyorum. Daha iyileri vardı. Hani ilk defa bu kadar güzel bir şey içtim falan diyemiyorum. Ama şey, yani gayet içilebilen güzel bir espresso oldu. Okey. Şimdi biraz oturup sohbet ederim değil mi? Bir süre. Sonra ikinci espressomu yaparım. Çünkü manyağım bu aralar. Fazla espresso. Fazla anksiyete. Güzel oluyor yani. Evet, ben müzik sesini çok açmışım ya. Şimdi fark ettim de. Şu anda bayağı bangır bangır müzik dinliyoruz yani. Birazcık kısayım. Evet, yine belirlediğim bir konudan gideceğim. Nostalji. Önce nostaljinin benim için ne anlama geldiğini söyleyeyim. Belki bunun sizin için anlamı farklı olabilir. İşte dediğim gibi hani çocukluğumda müthiş bir çocukluk falan yaşadığımdan dolayı nostaljiye karşı ilgim çok fazla değil. Benim her zaman çok fazlaydı. Her zaman böyle bazı hayatımda çocukluğumdaki küçük detaylar falan çok aşırı değerli buluyordum. Bunu büyük olasılıkla duygusallığımı o şekilde yaşadığımla alakalı olabilir. Yani hani bazıları objelere, nesnelere, mesela koleksiyonerler falan böyle çocukluğundaki objelere, nesnelere çok değer verirler. Ben mesela o kadar vermiyorum. Bunu da denedim ama o aynı duyguyu vermiyor bana. Benim için daha çok mekanlar önemli. Gittiğim yerler, sokaklar, çocukluğumun geçtiği yerler. Yani o anları tekrar hissedebiliyorum o sokaklardan yürüdüğümde. Daha önce yürüdüğüm zamanlar aklıma gelebiliyor. Yaşım, o yaşlarım, o dönemlerim. Öyle bir nostalji yaşamayı seviyorum. Bunun sorunu da şey tabii, yani 10 seneyi aşkındır burada yaşıyorum sonuçta. Ve Türkiye'ye bu dönem içinde 2 kere gittim. Yani 4 senede bir falan gidiyorum yaklaşık, ama bu da 4. sene şu an. Tam pandemi öncesi gitmiştim. Yani 3,5 sene falan oldu gitmeyeli ve bu senede gitmeyi planlamıyorum. Daha da uzayacak yani, o kesin. En büyük arayı vermiş oluyorum yani şu anda. Bu mekanlardan da benim için en değerli olanı da şey, en değerli olanlarından bir tanesi de San Josef. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. San Josef hiç okumadığım. Ama okumuş kadar da değilim. Ama San Josef'in üzerine bir kitap yazsa biri, ben yazamam ama birisi yazsa, ona verebileceğim birçok anekdot olabilir. İlkokuldan önce gitmeye başladık San Josef'e. Yani şey, basketbolu mesela San Josef'in Petit Quartier denilen ortaokul bölümünde ki bahçede öğrendim. Basket dribbling yapmayı ilk hayatımda, bir tane Larry Bird basketbol topum vardı çocuk için, küçük böyle Larry Bird şeyle tasarımlı, onunla öğrenmiştim mesela. Bak onu orada öğrendim, ilk şut atmayı, işte karpuzlamadan başlayıp daha sonra yavaş yavaş gücümün yettiği şekilde atmaya başlamayı orada öğrendim. Potaları o kadar oynadığımdan dolayı, o kadar çok oynadım, lisede falan da çok oynuyordum. Liseye geldiğimde her hafta sonu gidiyordum. Arkadaşlarımla gitmeye başladım bu sefer. Hani babamla da gidiyorduk arada ama ortaokulda daha çok babamla ve üvey kardeşimle giderken, lisede daha çok böyle arkadaşlarımla falan gitmeye başladım bir yer olmuştu. Aslında azaldı lisede gitmem. Çünkü işte kız arkadaşlar bilmem neler, sosyal çevre değişiyor. Ama yine de bayağı gidiyordum.
O dönemlerde de işte şey, yani artık potayı ezberlemiştim. Yani hani gözüm kapalı sokabiliyordum. O kadar acayipti ki bu sefer Grand Cartier'de oynuyorduk lise bölümünde. Sanki hani büyüyünce ortaokul küçük geliyormuş gibi, çok saçma ama öyle bir psikoloji vardı gerçekten. Grand Cartier'ye geçmiştim. Arada bir yaz okuluna falan da gitmiştim San Josef'te. Hatırlıyorum az çok, bir salonu vardı. Salonunda vakit geçirmiştik. Onun dışında San Josef'in bir de şeyi vardı. Mezunlar Derneği. O Mezunlar Derneği'nde de havuz, tenis kortları falan vardı. Tenisi de orada öğrendim. Duvar tenisi var en arkada böyle. Orada mesela bayağı bir vakit geçiriyordum. Idiotic cactus. Idiotic cactus. Her neyse. Ay ay ay. Hu. Ha. Ay ay. Her neyse. Orada tenisi de öğrenmiştim. Mesela bir de şeyi öğrenmiştim. Tenis toplarının kaçtığı yeri öğrenmiştim. O dönem çok meşhur bir tenis topu markası vardı. Technotron mu ne, öyle bir isim vardı. Acayip bir Tekotron. Yani öyle bir isim vardı ya. Hatırlamıyorum tam olarak ismini. Teknodrom'u hatırlatıyordu bana. Ninja kaplumbağalardaki. Ve o marka tenis topunu falan bulabildiğim bir şey vardı işte. Hani kortların sol tarafında böyle bir çayır çimenlik vardı. Tam Petit Cartier ile Grand Cartier'in arasından böyle gidilen bir yol var. Arka taraftan geçen. Hatta orada da bir tane bir tenis kortu daha vardı yanılmıyorsam. Ama oraya hiç, orası Mezunlar Derneği'ne ait değildi. Orası okulun içindeydi. Neyse, bu okulun içinde olan bölgeye top kaçardı. Ben de böyle gidip topları toplardım. Genelde böyle eski toplar falan olurdu. Sonra bir gün o şeyi bulmuştum ve böyle hayatımda yaşadığım böyle ilk ikilemlerden biriydi. Ulan ben bunu ceplesem mi yoksa sahibini mi arasam? Tabii kimsenin umurunda değil aslında, yani gayet tenis topu sonuçta, nedir ki yani. Hani ama işte o yaşta o moral şeyi orada yaşadığımı hatırlıyorum. Ya onun dışında işte bir arkadaşım vardı. Yine onun da babası San Josef'liydi. Kendi de gitmiş miydi ya, hatırlamıyorum. Efe diye bir arkadaşım vardı. Benden birkaç yaş büyüktü. Onunla bir kere gittiğimizde bana mesela işte şey demişti, bu Petit Cartier'de kapalı, yarı kapalı. Yani üstü kapalı ama yanı açık bir alan var. Orada hem basket sahası var ama hem de... Onun dışında da ya orada ne oynarlardı bilmiyorum. Yani betondu zemini. Ya orada böyle bir koşturma alanı yani, ya da bir belli başka sporları falan oynayayım. Futbol falan belki oynuyorlardı, bilmiyorum. Orada böyle bir iki tane kapı vardı, orada depolar gibi. Ama mesela orada bana ilk defa şeyden bahsetmiş. Burada lezbiyenler, burada homoseksüeller falan var demişti böyle. İlkokul mu ortaokul mu? İlkokul olabilir bu. İlkokula gidiyordum herhalde. Yani hayatımda ilk defa orada duymuştum o lafları falan. Yani bir çocuğun böyle lisede, ilkokulda, ortaokulda duyabileceği, öğrendiği şeylerin birçoğunu aslında ben San Josef'te yaşarken öğrendim. Hafta sonları o Mezunlar Derneği'ne çok giderdik. Babam 55'li ve iki kere kalmış sınıfta. Lise 1'i 3 kere okumuş babam. Onu anlayı böyle 55'liler, 56'lar ve 57'lerle çevresi geniştir. Tanıdığı insan sayısı çoktur. O zaman erkek okuluydu San Josef. Ve o işte Mezunlar Derneği hep eski arkadaşlarıyla falan. Yani San Josef'ten babamın döneminde tanıdığım insan sayısı çok fazla. Bütün doktorlarım San Josef'liydi küçükken. Hepsi, yani her alanda doktor buluyorduk San Josef'ten, babamın bir arkadaşı. Hep San Josef'li. Onun dışında da yani o da San Josef'ti, bu da San Josef'ti, şunlar San Josef. Yani hayatım hep San Josef'ler içinde geçti. O Mezunlar Derneği'nde tavuk şinitsel ve ızgara köfte favori iki yemeğimdi. Bir de çikolatalı sufle vardı. Onu da yemekten önce söylerdin hazırlanması için. Yarım saat sürüyordu çünkü. Yani onu işte yapıp getirirlerdi falan. Neyse. Kreması gelirdi yanında. Bir de pudra şekeri gelirdi. Böyle ayrı ayrı şeylerdi. Bayağı güzel bir şeydi o. Çocuk için yani çok eğlenceli bir ortamdı. Havuzu güzeldi. Temizdi. İnsanları düzgündü. Saçma sapan insanlar yoktu. Ve böyle çok güvenli bir bölgeydi yani benim için. Şu anda sanırım Mezunlar Derneği bayağı değişmiş. Yani hiç restoran kalmamış, bir şey olmamış. Yani böyle çok eski o şaşalı dönemini yaşadım ben Mezunlar Derneği'nin açıkçası. Daha sonra bir bar açıldı üst katına restoranın
Yani arada bunun enkarnasyonları oldu. Farklı farklı versiyonları oldu. Her zaman net bir şey yoktu ama böyle bir de şey vardı. Diğer tarafında Sanayi Zafer'in yine Mezunlar Derneği'nin tenis kortlarının arkasında bir küçük bir kafesi vardı. Tenis dersleri de almıştım. Bak bunu hatırlıyorum. Bir tenis hocası vardı. Sabit bir tenis hocası vardı orada mesela. Hani her zaman birinin tenis öğrenme ihtiyacı olarak karşılayabilecek biri vardı orada. Ve işte yani böyle hani hafta sonları çantanı hazırlarsın. Yedek 2-3 tişört, bazen mayo eğer derneğe gideceksek. Havuz da pahalıydı yani. Havuz ekstra paralıydı. O bedava değildi yani. O havuz için bazen pahalı geliyordu babama. Hani yok havuza giremeyiz bu hafta falan. Ya havuz özel bir şeydi. Havuza gidiyorsak keyfimiz yerindeydi yani. Ekstra bir durumdu o. Onu hatırlıyorum. Ne denir? Yani onun daha sonrası Saint Joseph'li arkadaşlarım da olmaya başladı benim yaşımda. Hani eski ortaokul, ilkokul arkadaşlarım. Ortaokuldan değil de ilkokuldan vardı birkaç arkadaşım. Ama onun dışında hep tesadüfler beni Saint Joseph'e çekti yani. Hani bir arkadaşımın arkadaşı Saint Joseph'te çıkıyor. Sonra onunla yakınlaşıyoruz falan. Arkadaşım oluyor. İşte şeyler vardı. Mezunlar Derneği, mezunlar günü var işte şey. Petit pen mi ya? Bak petit mi petit mi? Bak hiç bunlarda işte çok kötüyüm. Yani hiç bilmiyorum. Ona çok gidiyorduk. Yani her hafta işte her sene Haziran'da falan olurdu. Haziran'ın başı yanılmıyorsam. Yani hep oradaydım yani. Kendimi o okuldan gibi hissediyordum. Yani hiç yabancılık çekmiyordum. Çok rahattım yani ve birçok arkadaşım oldu Saint Joseph'ten. Benim yaşımda da. Benim jenerasyonumda da. Onlarla da işte okulun festivaline falan gittim bilmem ne. Yani her yerini bilirim. Saint Joseph'in böyle her içini dışını. Bazen okuyanlardan daha çok bildiğimi bile düşünüyorum yani. Bazılarını en azından tarih çeşitini falan. Şu an okuyanlardan falan mesela daha iyi biliyor olabilirim. Şu bir ara burada bu vardı, burada bu vardı. Dernek binaları onlar. Derneğin başındakini tanıyorum. Sonra onun indirilip yerine geçen daha genç jenerasyonu tanıyorum. Yani mesela sadece babamın jenerasyonu değil, ondan sonra gelen jenerasyon, yani 70'lerde doğmuş jenerasyonun da bir sürü insanını tanıyorum. Mert abi, Çakıl abi falan. Ya yani bir sürü insan vardı. Yani onlar Serhat abi. Ya yani böyle hepsi şeydi. Beraber arkadaşça güzel, nezih bir ortamda takılıyordu. Mesela alkolikleri vardı. Her gittiğinde böyle eğer restoran kapanmak üzereyse falan. Onun restoranda çok güzel bir barı vardı. Böyle ahşaptan yapılmış geniş büyük bir bar. Orada mesela takılan abiler vardı hep. Babamdan büyükler de vardı. Yani böyle 70 yaşında falan abiler de vardı. Yani o kadar güzel bir ortamdı ki yani. Ve o mesela benim için çok sıcak bir ortam. Ve Saint Joseph işte onun için yerim. Yani sadece okul falan. Yani belki de okusaydım bu kadar sevmezdim. Büyük olasılıkla sevmezdim. Yani okul ayrı bir şey çünkü. O işin içine girince insanlarını sevmiyor olabilirdim okuldan. Yani ben mesela benim gördüğüm kadarıyla Saint Joseph'in eski jenerasyonları benim daha tercih edeceğim tarzda insanlardı bu benim jenerasyonumdaki arkadaşlarıma göre. Yani onlar da kötü insanlar değil tabii ki ama bir farklılık hissediyordum yani. Yani belki de o da yaşla alakalıydı bilmiyorum. Ama öyle yani bu Saint Joseph birçok açıdan birçok zamanıma hayatımda damga vurmuştur. Hep de içimde bir uktedir Saint Joseph okuyamamak. Kaldı yani hani böyle yapabileceğim bir şey yok. O dönem hatta şansım da vardı okumaya. Ama yani şöyle şansım vardı. Girebilirdim puanla ama maddi imkanımız yoktu. Onun için Anadolu Lisesi'ne gitmiştim işte. Haydarpaşa Anadolu'ya gittim ki nefret ettim okuldan yani. Belki de bundan dolayı da ekstra nefret ettim. Saint Joseph'e gidemediğim için gittiğim okul olduğu için. Ama o zamanlar bilmiyordum Saint Joseph'e maddi durumdan gidemediğimi. Benden gizlemişlerdi. Bu da başka bir travma işte. O lise döneminde işte ilkokul, ilk öğretimin 8 sene olduğu. O ilk öğretimin 8 sene olduğu dönemdeki işte ilk sınava giren jenerasyonum ben.
Ondan dolayı söylemiştim bunu sanırım bir ara ama yani kimse sınava hazırlanmadan girmişti ve o benim Anadolu Lisesi'ni kazanmam çok bir mucizedir yani. Normalde herhangi bir şekilde kazanamayacakken ben sadece şey konusunda becerikliyimdir. Ne denir? Yani çalışmam ama az çok bir genel bilgim, genel kültürüm vardır. Yani tam 100 üzerine 65'lik adamım. 60'lık, 65'lik. Orada da işte 65 falan almıştım. Özel okullar sınavına girememiştim. Ama 65 ve 60 net falan. Ya 50'lerde alıyordu Saint Joseph. Yani öyle söyleyeyim. Yani kesin girerdim yani. Robert'e bile girebilirdim aslında. Yani Robert bile 65'te falan almıştı o sene. 100 üzerinden ortalama olarak. Yani zaten 100 soruydu. İşte 65 net alanı alıyordu. Yani öyle bir çılgın bir seneydi ve o seneyi ben maddi sorunlar yüzünden kaybettim. Ki mesela üvey kardeşim o sırada Alman'da okuyordu. Eşitsizliğe bakın. Uzun hikayeler bunlar. Şimdi girersem çıkamayız içinden. Zaten ben bunlarla falan yüzleştim. Yani bu konularda barışığım artık. Şeyim yok. Sıkıntım yok. Bunların hepsiyle işte travmalarınızın hepsinin üzerinden geçmezseniz, çocukluğunuzdan beri yaşadığınız, kendinizin hayatta ne istediğini tam olarak ve neden istediğini tam olarak keşfetmeniz çok zor. Bunu herkese tavsiye ederim. Hangi yaşta olursanız olun. Eğer yüzleşemezseniz ve dediğim gibi doğru analiz yapamazsanız bunları, ben niye sinirliyim ya? Ben niye bazen patlıyorum falan? Ya da ne bileyim işte bazı konularda başlıyorum yapamıyorum. Niye yapamıyorum acaba falan? Hani bunun gibi bin tane şey olabilir. Ya işte insanlar mesaj yazınca cevap yazmıyorum mesela dünden kalan. Niye yazmıyorum acaba? Bunların hepsinin bir açıklaması var aslında. Yani çok şey değil. Yani bu bahsettiğim yani size normal geliyorsa zaten yani mesela sinirin normal gelmesi anormal bir şey. O çok normal değil. Hani cevap vermemek mesela sizin bilinçli olarak bunun en doğru şey olduğunu düşünerek yaptığınız bir şeyse ona bir şey diyemem. Ama mesela içinizde biraz stres kalıyorsa ulan ben bu adama şimdi cevap vermedim ama falan gibi. Vermeyin boş ver. Sonra unutuyorsunuz mesela onu. Yani öyle şeyler varsa mesela onların sebepleri var. Bu arada bu albüm bayağı yani herhalde dinlesek şimdi bak baktım ya en az 20 dakikaydı ilk yarısı. 40 dakika ya 2 saatlik falan bir albüm ya inanılmaz bir şey. Yani git git bitmiyor. Ben de biraz onu bekliyordum hani plağı değiştiririm falan. Sonra bir baktım bir dakika ya ilk defa değiştiriyorum. Çok enteresan. Ben bütün şarkıları da o kadar biliyorum ki ya. Bunların hepsini çok dinledim ben. Çok seviyorum Jacques Dutronc. Dutronc. Bilemiyorum ismini ama. Bu arada yani bunu ben Saint Joseph döneminden falan bilen birisi değilim. Bayağı burada keşfettim. Fransızca müzik benim için şeydi. Yani Fransızca dinlenen müzikler Charles Aznavour, Enrico Macias. Başka üçüncü bir insan var mıydı bilmiyorum bile. Yani böyle babam çok dinlemezdi aslında ya. Yani öyle çok bilgili değilim Fransız müziği konusunda. Buraya gelince biraz daha ufkum açıldı. Daha böyle dikkat etmeye başladım, dinlemeye başladım. Bu da onlardan bir tanesi yani. Bu keşiflerimden biriydi açıkçası. Tam bir film müziği değil mi ya? Trailer müziği.
Böyle bağımsız sinema film trailerımız yok. Ba da 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 da. Size çok müzik dinleteceğim ya. Bayağı ufkunuzu genişleteceğim. Merak etmeyin. Hiç sıkıntı yaşamayın. Takılı kalın. Bazen bildiğiniz şeylerden de çalacağım tabii. Ama genelde çok bildiğinizi düşünmediğim şeyler, yani benim dinlediğim, böyle keşfettiğim ve paylaşmayı seviyorum böyle şeyleri. Hani hava atmaktan çok, bir band dergisi değilim yani. Hani bilmiyorum, band dergisini hatırlıyor musunuz ama ben o değilim. gerçekten dinlediğim, sevdiğim şeyleri paylaşmayı seviyorum insanlarla. Eksantrik şeyler de seviyorum. Farklı şeyler de seviyorum. Bilmiyorum, bakalım işte, göreceğiz. Sadece bilinmeyen müzik dinlemiyorum tabii ki. Yani. J'ai un problème. J'ai un problème. Je suis le bête méchant. Ama şey var bu, böyle var o psikolojinin içinde gerçek bir şey var. O bir yaşama isteği aslında. Varoluşsal bir sorun yani o. Varoluşsal farkındalıkla alakalı. Farklı bir şey bulmak ve hani çok insanın bilmediği, dinlemediği, en azından sizin çevrenizde çok bilinmeyen bir şeyi dinlemek insana varoluşsal bir haz katıyor. Ya yani o hipster kafası. O gerçek bir şey yani. O ondan üzülecek bir şey yok. Bu kötü bir şey de değil yani. Bu, ama bunu bilerek işte hani, evet, bu bana bu haz katıyor. Ben bunu biliyorum. Hani şov yapmıyorum. Şov yapmak saçma. O gerçekçi değil. Aa, basmadım. Neyse. Saniyeye gerek yok. Çok da önemli değil. Şu açıları hala çözemedim ya. Şu an ne görüyorsunuz bilmiyorum. Benim şu anda görmenizi istediğim şey espresso ama bilmiyorum, görüyor musunuz? Hiçbir fikrim yok. Geçen gün işte şu tabloyu göstermek isterken şöyle yaptım. Onu mesela şöyle mi yapmam gerekiyordu? Herhalde. Ya aslında şey var, gözümün gördüğü yeri görüyorsunuz diyorum her seferinde, kendimi onu hatırlatıyorum. Şu an net olarak şuraya bakıyorum mesela. Sizin de bunu görüyor olmanız gerekiyor tahminen. Ama dediğim gibi hiç denemediğim için böyle şeyleri çok da önemsemiyorum ya. Yani önemsemiyorum dediğim, aslında önemsiyorum da bir sonu yok ya bunun. Bu yavaş yavaş olacak bir şey. Yani acele etmiyorum diyeyim. Daha doğrusu. Sesler geldi zannettim ama gelmemiş. Hoppa 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 hoppa. Biraz da başka bir yerde oturayım değil mi? Şurada mı oturayım birazcık? Farklı bir şey olsun, başka bir açınız olsun. Şömine başında. Şömine. Bu sene mesela ilk defa şöminemi yaktım bu kış, geçtiğimiz kış. Yakılabiliyormuş falan, onu öğrendim, onu çözdüm. Ama inanılmaz odun gidiyor ya. Yani böyle beleşten odununuz yoksa doğalgaz daha ucuz. Hani şov için kullanabilirsiniz, ne bileyim, enteresan olabiliyor. Bir tek bir odayı bile ısıtıyor. Yani şurada, şurada şu kadar bir alanda ancak ısınabiliyorsunuz. Onun için çok faydasını görmüyorum. Saint Joseph'ten başka ne anlatabilirim ya? Saint Joseph'te kız arkadaşlarım oldu mu? Oldu ya. Ama böyle kısa vadeli, uzun vadeli olmadı. Flörtlerim falan oldu. Flörtler. Babam falan flörtlerim falan derdi, annem. Çok iğrenç gelirdi. Cringe gelirdi. Popüler söylemle. Şu an ben de kullanıyorum artık. Çünkü onun yerine yerleştirebileceğiniz böyle janti bir laf yok. Onun janti olduğunu düşünerek söylüyorsunuz ama aslında çok eski kafalı bir laf değil mi? Flörtüm oldu. Belki tekrar geri gelmiştir flört lafı, bilmiyorum. Belki de sorun yoktur yani.
Beste diye bir kız vardı ya. Evet, şimdi hatırladım. Ömer diye bir erkek arkadaşı vardı ama yine de böyle benimle flörtleşiyordu falan. Ömer'in mafyavari biri falan olduğunu söylerdi. Öyle gözüm korkardı. Bir gün bir şey olacak, duyacak falan diye. Yani arkasında iş çevirdiğimde yoktu. Bir kere görüşmüştük. Yılbaşı gecesiydi ya. Evet, evet. Yılbaşı gecesinde. 2000'e girerken hem de. Evet, 99'dan 2000'e girerken. Doğru, bir arkadaşlarımın ev partisi vardı. Şey, geri sayımını izlemiştik. Number One TV'deki 100 yılın en iyi 100 şarkısı. Bohemian Rhapsody 5. mi ne olmuştu? Ben de o zamanlar bir Queen manyağı olarak inanılmaz mutlu olmuştum. Yesterday 1. şarkıydı. Smells Like Teen Spirit de sanırım şeydi, ilk 5'teydi yanılmıyorsam. Geri kalanı pek hatırlamıyorum. Her neyse orada bir böyle bir şey yakınlaşmıştık ama bir şey olmamıştı yani. Hani anlatmıştı, dağıtmıştı Ömer diye. Saint Joseph'teydi bu kız. Sonra işte Saint Joseph'in bir festivaline gitmiştim. Müzik festivali. Mor ve Ötesi mi ne çıkıyordu? Mor ve Ötesi'ni de hiç sevmem ya. Neyse. Onlar da Alman'dan. Yani müziklerini sevmem. Karakterleri de hitap etmiyor bana. Çok çok şeyler. Dismissive'ler diğer insanlara. Yani mutsuz tipler ya. Yani mutlu değil gibiler. Bana o mutsuzluk sevmiyor. Hiç zevk almıyorum mutsuz insanları dinlemekten. O yani. Başka bir sebebi yok. Her neyse. Ama şarkıları, müziklerini de çok sevmiyorum yani. Benim sevdiğim tarzda bir müzik yapmıyorlar. Yani kız ondan sonra işte söyledi. Sonra bana Ömer'i gösterdi orada. Ömer benim ilkokul arkadaşım çıktı. Hiç de öyle bir insan değil yani, uydurma. Ya işte öyle şeyler oluyordu ya. Komikti yani. O da Serzef'teymiş. Duman da çıkmıştı ya o şeyde sanırım. Duman'ı hiç sevmeyerek başladım. Daha sonra keyif aldım Duman'dan zamanla. Yani bir de yeni albümlerinden falan değil yani. Eski albümlerini daha çok sevmeye başladım. Yeni albümleri de yani son 10 senedir ne yapıyorlar bilmiyorum. Ama ondan önceki zamanlarda çıkanlarını albüm dinlemedim. Bir yerden sonra işte internetten müzik dinlemeye başlayınca koptunuz ya albüm dinleme olayından. Onu anlayıp bilmiyorum ama yani ilk 3 albümünü, yok 2 albümünü mü? İlk 2-3 albümünü. Kötü değillerdi yani. Hani o Beni Yak, Her Şeyi Yak falan çıktığında sanırım sene 2001-2002 falan civar bir şeydi. O çok şey yaptı, mainstream yaptı onları. Ondan önce daha underground bir şeyleri vardı, havaları vardı. İlk gittiğim konserleri şeydi, Kurban'la Duman'ın açık havada çıkıyorlardı. Kurban çıkıyordu önceden, sonra Duman çıkıyordu. Duman'ı çok umursamıyorduk, Kurban'ı seviyorduk. İşte hatta davulcu neydi, Burak Gürpınar değil mi? Onun bagetini tuttum. Hala Türkiye'deki evdedir herhalde. O konserde bagetini yakalamıştım, attı. Hala bir konserde yakaladığım tek şeydir yani. Hani böyle o kadar konsere gittim. Şey gibi ya, bu beyzbol maçlarında o topu yakalamak gibi işte şeylerdeki. izleyicilere gelen topları. Onun gibi bir şans yani. Her neyse. Duman orada yani idare ediyordu falan. Kurban'dan sonra enerjileri çok daha düşüktü. Aslında yanlış bir karardı. Önce Duman'ın çıkması daha mantıklı olurdu ikisi için de. Kurban çok daha yüksek enerjili olduğu için böyle bir çökertti insanları. Orada bir şey oldu böyle. Arkadaşlar Aşık Veysel'i sever misiniz falan ne demişti. Orada hadi abi kalkın gidelim demiştik yani. O sırada öyle şeyler bize çok çok tersti yani. Hani hiç tam kopmak istediğimiz societal şeylerden biriydi. Yani kendimizi öyle bir şeyin parçası olarak hissetmeyi o kadar istemiyorduk ki. Kalktık gittik. Yani öyle o kadar anti şeydik, kültürdük. Çünkü kültürün bize bir tepkisi vardı o yaşlarda. Giyimimizle, kuşamımızla, tarzımızla, dinlediğimiz müzikle, izlediğimiz şeylerle, bakış açılarımızla, hobilerimizle. Yani basketbol izlemek bile
kötü bakılan bir şeydi ya bir yerde bazı kez. Yani kötü derken böyle kimse sizi aşağılamıyor da laf et. Ama futbol varken ne basketi falan yani. Hani böyle yine bir eleştiri getirilebiliyordu bu konuda. O kadar çılgınlıktı yani. Yani Türkiye'deki ortam hala da bunun benzerlerini eminim jenerasyon jenerasyon farklı farklı şekillerde yaşıyordur. Ama evet, Aşık Veysel onun için bizim öbür tarafta tuttuğumuz bir olgu olduğu için Aşık Veysel'in ne yaptığı konusunda hiç bilgimiz olmamakla beraber yani bunu yapıyorduk. Mesela Onal'la çok geç bazı şeylerle tanıştım yani hala da çok bir bilgim yoktur. Ama mesela bir Neşet Ertaş albümümde var yani burada hani bir enteresan geliyor bana onlar. Yani bayağı Jimi Hendrix gibi adammış yani Neşet Ertaş. Ben bunu çok geç öğrendim. Yani ya öyle şeyleri yakalamak zaman aldı. Ama hala da böyle hani Türk halk müziği, ozanlık falan onların içine giremiyorum, hissetmiyorum. Çünkü onun bir parçası yok bende. Hani doğduğum, büyüdüğüm şeyin onunla hiç alakası yok benim. Bunlarla daha çok alakası var. San Josef'le çok daha alakası var işte. Niye böyleyim? Onun önemli puzzle parçalarından biri San Josef. Bugün de onu anlatmış oldum size. Uzunca da bir bölüm oldu, kusura bakmayın. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir sonraki bölümde artık görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.